Başkanım, Barış Pınar Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şeyden önce askerlerimize, komutanlarımıza ve şu anda cephede bulunan, terörle mücadele konusunda, sınır dışında harekatta bulunan oradaki tüm kardeşlerimize, evlatlarımıza Allah yardımcı olsun diyorum. Allah muzaffer eylesin diyorum. Tabii ki üzüntülüyüz her şeyden önce. Konya olarak özellikle Meram ilçemizde şehit ateşi düştü. Sevgili Yunus Memer kardeşimiz, şehidimiz. İnşallah bugün cumartesi günü saat öğle namazından sonra şehitliğe defnedeceğiz. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama işin açıkçası orada binlerce aslanımız var, evladımız var. Hepsi kefenini giymiş şekilde Türk olmanın, Müslüman olmanın verdiği şeyle vatanını, milletini, bayrağını, ezanını korumayla ve hain terör örgütü mensuplarını hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızın dışarısında gereğini yaparak onları öldürerek ülkemizi korumaya çalışıyorlar. Onların duacısıyız. Hem şahsen de öyle, hem millet olarak da bugün hep beraber öyleyiz. Bütün ülkemizi bayraklarla donattık. Şehirlerimiz de öyle. Evlerimizde Kur'an okuyup dua ediyoruz. Hem lojistik destek verme adına destekler veriliyor. Hem de manevi olarak da her bir vatandaşımız hem camilerde olsun, hem farklı yerlerde, hem de evlerinde bu konuyla ilgili Kur'anlar okuyorlar, dualar ediyorlar. Topyekun olarak her zaman böyle zamanlarda birlik, beraberlik açısından en muazzam örneği sergileyen bir milletiz. Tabii bu harekat çok önemli bir harekat. Uzun yıllardır yapılmasını beklediğimiz terörle mücadelenin artık sona ermesinde veyahut da bir mesafe atlamasında sadece sınır içi yetmiyor, sınır dışında da harekat yapmamız gerekiyordu. Uzun zamandır da bununla ilgili altyapı çalışması. Çünkü işin açıkçası bu bir süpürme operasyonu. Yani bu şu, biz başka milletler gibi, başka devletler gibi uçakla bombalayarak içinde sivillerin de olduğu, başka unsurların da olduğu bir bölgeyi tamamen yok edemeyiz. Biz her şeyden önce Türk'üz, Müslümanız. Dolayısıyla herhangi bir sivile zarar gelmeden nokta nokta, tek tek, birer birer toplayarak teröristleri ve hainleri, yılanları yok etmek zorundayız. Ve şu anda operasyon böyle gidiyor. Elhamdülillah yüzlerce terörist öldürüldü. Tabii bunun karşılığında birisi bebek olmak üzere 4 tane de şehidimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ailelerine sabır versin. Yakınlarına sabır versin diliyoruz. Tabii ateş onların evlerine düştü ama hepimizin yüreğine de düştü. Hepimiz aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Ancak şöyle de bir durum var. Bu kadar teröristin öldürüldüğü böyle büyük bir operasyonda bu kadar az şehitle yol almamız da ayrıca bir başarı. Ordumuzun geldiği noktayı da gösteriyor. Şu anda dünyanın en güzel, en vasıflı ordularından birine sahibiz. Bununla da gurur duyuyoruz. İnşallah harekatın kısa bir zaman içinde sonuca ulaşarak, olumlu sonuca ulaşarak daha başka da şehit vermeden, yaralı vermeden tamamlanmasını da temenni ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz.